Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, tasarım elemanlarını göreceğiz. Bundan sonraki videolarımızda da tasarım videolarını, tasarım elemanlarını göreceksin. Öncelikle tasarım elemanı nedir biraz ondan bahsedeyim. Tasarım elemanı dediğimiz şey uygulamayı tasarlarken kullandığın bütün araç gereçlere verdiğimiz isimdir. Bunların diğer adı da widget'tır. Widget'larda bize tasarım yapma imkanı sunarlar. Daha sonra onlara erişebilir, onları güncelleyebilir veya değiştirebilirsin. Evet, dilersen öncelikle bir mevcut ekranımızdaki widgetları tanıyalım. Buradaki gördüğün scaffold, material app, app bar, center ve text birer widgettir. Bununla beraber buradaki e, ana gövdesi olan buradaki class yapısı da bir stateless Widget'tir ki bu da bir Widget'tir. Şimdi buradaki bütün kodu siliyorum. Ctrl+A A yapıp yok ediyorum. Ve daha sonrasında basit bir e, Material App için başlangıç fonksiyonu yazıyorum. Mate yazdığım anda Mate App çıkıyor. Mate App ile ben ilk düzenimi oluşturdum. Yukarıdan uygulamamı başlatıyorum. Evet gördüğün gibi şu an elimizdeki Widget'lar bize buradaki... Elemanları oluşturdu. Buradaki tasarımı oluşturdu. Yani arka planda scaffold adlı bir widget arka planı oluşturdu. Appbar yukarıdaki material appbar barını oluşturdu. Aşağı tarafına title eklenmiş. Title'da material appbar yazısını görebiliyoruz. Onun altında body kısmı var. Body kısmında center. Center bütün widgetleri ortalamış. İçerisindeki tek widget text olduğu için de text ortaya almış. Textin içerisindeki data yani yazısı hello world olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada basit bir tematik tasarım oluşturulmuş. Bugün öğreneceğimiz konu scaffold ve material app olacak. Diğer widgetleri daha sonra göreceğiz. Burada nedenle text buradaki text ve center'ı body'si ile beraber siliyorum. Önceki eğitimlerimizi hatırlarsan burada biz Widgetların büyük harfle başladığını, özelliklerin ise küçük harfle başladığını söylemiştik ve burada bir Flutter ağacı, Flutter tree olduğunu söylemiştik. Buradaki Flutter ağacımızda Material App dediğimiz e, elemanımız bizim buradaki temel yapı taşımız. Bu temel yapı taşını kullanarak e, yaptığımız ekran değişimi işlemleri, tasarım işlemleri Material e, kütüphanesi aracılığıyla yapılması sağlanıyor. Buradaki title kısmı Material App olarak görünüyor. Şuradaki uygulama çekmecesini açtığımızda gördüğün gibi Material App yazısı bizi karşılayacaktır. Buradaki Material App'in title'ı bize uygulama çekmecesinde ya da eğer bir web uygulaması yapıyorsan web uygulamasında şu üstteki kısımdaki adını belirler. Yani başlığını belirler. Home ise Material App'in devamındaki widget'ı çağırması için kullandığı bir yoldur. Şimdi, e, hiyerarşik bir düzen var dedik Flutter'da. Bu düzen nasıl işliyordu? En yukarıdaki widget en aşağıdaki widget'a kadar sırasıyla bütün işlemleri takip ederek birbirlerine widget devrederek devam ediyor. Yani buradaki Material App home properties ile home özelliğiyle bir widget devretmiş. Ve bu widget da scaffold olmuş. Scaffold daha sonra kendi içerisinde body aracılığıyla bir widget devrediyor. E, Scaffold ve Material App dışarısının dışındaki diğer widget'lar ya child olarak ya da children olarak widget'ları devredebilirler. Bazı durumlar istisnadır. Bazı durumlarda widgets diye, body diye, home diye farklı farklı isimlerle istisnalar olarak devir işlemi yapılabiliyor. Öncelikle Material App'in içine girip tüm materyalleri içerisinde barındıran bir widget'tır deyip noktamızı koyalım. Burada ne olduğunu anlamış olalım. Daha sonra scaffold'un içine giriyorum. Şimdi scaffold'un ne olduğunu anlamak gerekiyor. Scaffold arkadaşlar Material app'in altında yerleştirildi. Ee, çoğu widget scaffold ile başlamalıdır. Scaffold aynı material app gibi içerisinde belli başlı ögeler barındırabilir. Ee, scaffold messenger gibi yani mesaj araçları gibi farklı farklı araçlar gibi kendi içerisinde scaffold belli başlı araçları barındırabilir. Ama bunun haricinde scaffold dediğimiz şey arka planda yer alan alanın ta kendisi oluyor. Yani bütün ekranı kaplayan alandır. Peki şöyle anlayalım. Background color dediğimiz zaman arka plan renginin değişebileceğini gösteriyoruz. Colors blue dediğimizde de arka plan renginin değiştiğini görebiliyoruz. App bar rengimiz farklı. Buradaki app barı tamamen sildiğimiz zaman ortadan kaldırdığımız zaman bütün arka planın maviye boyandığını kendiniz de görebilirsiniz zaten. Mavi yerine purple da diyebiliriz. Yani scaffold neymiş? Scaffold arka planmış değil mi? Değil. Scaffold'un asıl amacı arkadaşlar widgetlerin e, kendi şekillerini ve şemallerini değiştirebilmektir. Şöyle anlayalım. Center. Scaffold'u sildim. Center child text dediğim zaman data kısmını bu şekilde yerleştiriyorum. Bu sadece bir örnek. Gördüğünüz gibi arka plan siyaha büründü. Ön tarafta kırmızı, biçimsiz, şekilsiz bir yazı ve altında sarı bir çizgi bizi karşıladı arkadaşlar. Normalde ne yapmamız gerekiyor? Buraya style diyerek girmemiz gerekiyor. Text style diyerek e, yazının stilini değiştirmeye başlamamız gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Color, colors white. Diyelim size, font size 14. Decoration text decoration none. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, şekil verdik arkadaşlar. Ancak bu çok uzun bir yol. E, ve bunu bütün widget'lar için yapamayız. Bütün sırasıyla bütün widget'lar için bunu yapmak işkencedir. Bunu yapmamak adına center'ı şöyle alıyorum, siliyorum. Onun yerine scaffold yazıyorum. Scaffold'un içerisine body'yi veriyorum ve body ile beraber arkadaşlar center. Az önce yaptığımız işlemin aynısını bu sefer scaffold aracılığıyla yapacağız. Bu sayede bir de buradan kontrol edeceğiz. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi scaffold koyduğum zaman scaffold bunu aynı şekilde düzenledi ve yerine yerleştirdi. Ufak bir boyut olarak az önceki gibi o büyük kırmızı ve altında sarı çizgisi olan şekilsiz şemalsiz. Text widget'ımız ortadan gitti. Scaffold bir üst widget olarak hiyerarşide üstünlük sağlayarak textin üzerine çöktü ve dedi ki senin özelliklerini değiştirme yetkin var. Senin özelliklerini olması gerektiği gibi. Material temaya uygun bir şekilde güncelleyeceğim. Text'e dedi ki tamam. Evet, yani scaffold neymiş? Aslında scaffold'u daha basit olarak iskelet tanımıyla kullanabiliriz iskelet Şimdi buradaki iskelet tanımını vermemin sebebi aklının aklında daha rahat bulunsun diye. İskelet bir vücudu kaslarını, e, üzerindeki yağı, deriyi, teni, her şeyi dik tutar, değil mi? Ona şekil verir, şemal verir, nasıl duracağını söyler. Eğer iskelet olmasaydı ne olurdu? Yere yapışırdık. Bu yüzden iskelet bizi ayakta tutan yegane şeydir. Kolumuz kırıldığında anda böyle sallanır değil mi kolumuz? Aynen öyle. Scaffold da bunun iskeleti. Scaffold olmadığı zaman her şeyi teker teker ayarlamamız gerekir. Ancak scaffold bir iskelet görevi görür. Bütün her şeyi kendisi ayarlar. İlk vazifesi arkadaşlar arka plan görevi görür. Rengi değişebilir. İkinci vazifesi ise içerisindeki widgetları düzenler dedim. Buraya kadar anladın mı? Şimdi buradan devam ediyorum. Burada görmüş olduğun center widget'ı senin için çok önemli. Center bir widget'ı içerisine verilmiş bir widget'ı ortaya alır. Yani eğer buraya center koymazsam ne olur diye tahmin edersin. Bir tahminim var mı? Gönderdim. Şurada bak gördün mü? En üste gitti. En üste gitti. Bir bak, buradaki center tam olarak bunu sağlıyor. Yani bunu ortaya almayı sağlıyor. Şuradan center diyerek yerleştiriyorum. Ve gördüğün gibi bu şekilde ortaya aldı. Eğer bilmiyorsan bir widget'ın üzerine başka bir widget koyabilmek için o widget'ın üzerine tıkla. Daha sonra ampule tıkla. Wrap weight yazıyorsa bu neyle sarmalayacağını söyler. Mesela kalınla sarmala. Size it ile sarmala, padding ile sarmala, container ile sarmala, stream builder ile sarmala gibi 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 gibi. Mesela şu an text'in üzerindeyiz. Container ile sarmala dersem text'in üzerine container'ı yerleştirecektir. Umarım bu noktayı anlamışsındır ve umarım arkadan sesler gelmiyordur. Çünkü galiba inşaat var. Dilersen scaffold'un birkaç farklı özelliğini kontrol edelim. Öncesinde şuraya bir center verelim. Scaffold'un birkaç özelliği vardır. Bu özelliklerden en çok kullanacaklarından bir tanesi şudur. Floating Action Button. Yarım saat Floating Action Button'ı aradım. Bulamadım. Kendim yazayım dedim. Floating Action Button. Karşısına Floating Action Button alır. On Presence Anonim fonksiyon alır. Kapatırsın. Aşağıdan bakarsın. Bak gördün mü? Böyle bir buton yerleştirdi. Daha sonra floating action button'a gelirsin. Ee, buraya child yazarsın. ikon koyarsın. İkona gelirsin. İkons dersin. Ve sonra içerisine mesela home diyerek bir ev yerleştirirsin. Butona tıklandığında eve gider. Ya da örnek veriyorum. Buraya dersin ki add. Bu şekilde bir artı butonu Geliştirmiş olursun. Scaffold'un en tatlı özelliklerinden bir tanesi de budur. Evet bu videoda Scaffold'u, Material App'ı ve Center'ı öğrenmiş olduk. Text ile yazı yazabildiğimizi zaten biliyorduk. Burada aslında çok temel bir şekilde bahsettik ama tasarım elemanları ile çalışmayı ilerleyen videoda daha iyi öğreneceksin. Çünkü tasarım elemanları senin gözüne basit gelse de ilerleyen seviyelerde birazcık zorlaşacaklar özellikle sıkışmaları, kendi içerisine dağılmaları, sağdan soldan taşmaları gibi problemlerin önüne nasıl geçeceğimizi göreceğiz. Kendine çok iyi bak görüşürüz.